çalmış. Hoş geldiniz. 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 Hocam hoş geldiniz. Abi bugün aslında bu yemek futbolcular için falan değilmiş, senin için özel bir yemek düzenlenmiş. Tribün hayatını bırakıyor musun? 8 maç, 9 galibiyet, 10 haftada ben kariyerimin zirvesinde bırakayım artık bu işi. Karadeniz'e gideyim, bir balıkçı teknesi alayım diyor musun? Öyle bir bilgi geldi, biz de koştuk buraya, ondan geldik. Vallahi onu Serhat Bey'e söylemek lazım. Bu yemeği sağ olsun bana organize etti, sağ olsun eksik olmasın. Ya tabii zamanla biz de bu tribünü bırakacağız ama şu an yerinin olmadığını düşünüyorum, bırakma yerini. Bir de memlekete gittiğim zaman çadırla yaşamayı düşünüyorum. Bir tane at kendime, çadırla yaşamayı düşünüyorum. Balıkçı teknesi falan hazırlamışsın öyle diyorlar abi. Yok, yalan söylüyorlar onu. Ha, bir sponsor öyle bir güzellik yaptıysa da teşekkür ediyoruz kendisine. Abi nasıl gidiyorsun sen? Keyifli röportaj yapamadık aslında. Hep bir gergindi röportajlarımız. Vallahi takım zor durumda. Bir şampiyonluk röportajımız biraz keyifliydi ama orada daha gergindi. Bugün özel bir durum var. Artık Ankaragücü liderliği oturdu. Birinci lige de liderliği oturdu. Süper Lig yoluna gidiyor. Güzel günler geliyor gibi artık. Ya sen de bu camiayı yakından takip eden bir kardeşimizsin. Biz bu havayı 7 senedir bekliyorduk. Bu yönetime nasip oldu. İnşallah takım şampiyon olacak. Cami olarak bir hava yakaladık. Çıtamız yükseldi. Çıtamızın düşmemesi için dua ediyoruz. Düştüğü zaman yine tabii muhalefetlik görevimizi yapmayı planlıyoruz. Ama şu an her şey çok güzel. Bütün arkadaşlara, eşe, dosta teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Tribünlerdeki coşkuyu da arttırdı şimdi. Önceden Ankaragücü zor zamanlarda birlik beraberlik oluyordu. Şimdi mutlulukta birlik beraberlikte. İşte bu bir özlem olduğundan dolayı. Uzun zamandır biliyorsunuz bu taraftar köy kasaba demedi, takımlarını destekledi. Artık da güzel günlerin bizi beklediğini düşünüyorum. Şimdi eski insanların elleme iyi olmuş konusunu biz bakarak, aslında yanlış bir kelime, biz de artık elleme iyi olmuşa bakıyoruz. Çünkü biz o günler geçirdiğimizde bize kimse sahip çıkmadı. Bu taraftar sahip çıktı. Yönetim geldi, sağ olsun elini taşın altına koydu. Taraftar, yönetim, futbolcular, hocalar bir araya geldik. Bunu başardığımıza inanıyoruz. Hepsine İnşallah teşekkür ediyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar da bu mutluluğu devam eder. Şampiyonluk röportajını yaparız Ali abi seninle. İnşallah iyi olup Allah'tan olup olacağına, kötü olup Ali İmdat'tan da olmasın. Bunu da rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başta yönetimimize, sayın başkanımıza, teknik ekibimize, futbolcu kardeşlerimize burada olduğunuz için teşekkür ediyoruz. İnşallah kenetleneceğimiz güzel bir atmosfer yakaladık. Ben kendi tribünümüzün lideri abimiz, Ali abimiz, kendi duygularını, sizlerle ilgili düşüncelerini belirtmek için sözü ona vereceğim. Sonra başkanım, söylemek istedikleriniz varsa en son sizi alırız. Tekrar hoş geldiniz aramıza. Bizim gözümüzde zaten şu an itibariyle şampiyonsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Ali abiye sözü veriyorum ben. Ben de Serhat kardeşimin söylediklerine katılıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Allah yolunuzu açık etsin. Şampiyon futbolcular, şampiyon yönetim ve şampiyon taraftara da başarılar diliyoruz. Allah yolunuzu açık etsin. Allah kaza bela vermesin. Şampiyon, şampiyon, şampiyon. Başkanım, sizi de dinlemek isteriz. Değerli kardeşlerim, ben de hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti de dile getirmek istiyorum. En son gecekondu tribündeki arkadaşlarımızla bir iftar yemeğinde bir arada olmuştuk. Melih Başkanımız vardı, projeleri vardı.
Tabii bu projelerin hepsi gitti şimdi. Yeni bir dönem başladı. Şimdi değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz lideriz şu an. Güzel bir ortam oluştu Ankara'da. Daha doğrusu Ankara Gücü camiasında bir birlik beraberlik oluştu. Bugün burada futbolcu kardeşlerimizle, Gecekondu'daki taraftarlarımızla, yöneticilerin kaynaşmasını hep birlikte şahitlik ediyoruz. Güzel bir olay. İnşallah bu birlik beraberliğimiz daim olur. Zaten birlik beraberlik, yardımlaşma, dayanışma olursa başarı geliyor. Biz aşağı yukarı 5 yıl oldu. Başkanlık görevini yürütüyorum. Bizi hiçbir zaman taraftarlarımız yalnız bırakmadı. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmadığı için ki Ankara Gücü de hak ettiği yerlere inşallah Allah'ın izniyle hep birlikte gelecektir. Onların emeği çok büyük. Burada sizlerin huzurunuzda taraftarlarımıza, özellikle Gecekondu taraftarlar grubuna çok çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık, Allah razı olsun diyorum. Şimdi Ali kardeşimiz, başkanım bir kere de bizim oraya gel diyor. Halil'e geliyorsun, Ulus'a geliyorsun, hiç aşağı inmedin hamam önüne. İnşallah önümüzdeki hafta 1910 Gecekondu Taraftarlar Derneği'ni de ziyaret edeceğiz yöneticilerimizle. Bu birlik beraberlik içerisinde hep beraber Ankara Gücümüzü, ortak sevdamızı şampiyonluğa taşıyacağız. Hep beraber hedeflediğimiz Süper Lig'e sizlerle birlikte çıkacağız. Bunun bilincindeyiz. Yalnız şunu unutmayalım. Oynanmamış 20 tane maçımız var. Arkadaşlar, hem yönetim olarak bizlere, futbolcular olarak sizlere, teknik heyete, taraftarlarımıza çok büyük sorumluluklar yüklendi. Şu an biz 30 puanla lideriz. Ama şampiyon değiliz. Doğru mu? Doğru. Hepimiz diyorum. Biz bir aileyiz. Ailenin tüm bireyleri daha çok çalışacağız. Sorumluluğumuzun bilincinde olacağız. Ankara Gücümüzü hep birlikte, birlik, beraberlik içerisinde hak ettiği yere, Süper Lig'e çıkaracağız arkadaşlar. Yani, ama yine diyorum, biz şampiyon olmadık. Bundan sonra daha da dikkat etmemiz lazım. Rakipler bize ayrı bir konsantrasyonla gelecekler, bilenecekler. Yani şimdi hedef biziz. Bu bir gerçektir. Onun için sorumluluğumuzu biliyoruz. Hep birlikte bu sorumluluğumuzun bilinciyle birlikte biz Allah'ın izniyle geçen sene nasıl bir şampiyonluk getirdiysek yine o mutluluğu hep beraber yaşayalım arkadaşlar. Ben tekrar bizi bir araya getiren bu güzel ortamda, güzel restoranda bir araya getiren Gecekondu grubu liderlerine ve bizim burada ağırlayan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ve bu birlik beraberliğimizin tekrar daim olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle de selamlıyorum. Sağ olun. Bizim için esas kahraman olanlar sizlersiniz arkadaşlar. Hepimizin gözünde sizler kahramansınız. Sizleri de dinlemek isteriz. Ben kaptanımız Sedat'a sözü vereyim. Bir şey söylemek istersen. Çok güzel bir ortam, çok güzel bir gecede bir araya geldik. Bizler futbolcular olarak saha içinde üzerimize düşeni daha da fazlasıyla yapacağız. Bugün sizden de böyle bir destek geldi. Bu diğer takımların rüyasıdır. Biz bunu gerçekleştirdik. Taraftar ve futbolcular, yönetim, başkan, hocalarımızla beraber sizle bir bütün olduğumuzu bütün herkese bu gecede ispatladık. Bunun bir güç olduğunu, bu gücün de sahaya yansıdığını zaten 10 haftadır gösteriyoruz. İnşallah bundan sonra da devam edecek. Teşekkür ederiz. Kesenize bereket. Allah razı olsun. Herkes birbirine destek vererek devam etsin. İnşallah sonu da güzel olur. Ahlakıyla çok sevdiğimiz, uzun yıllar bizimle beraber olmasını istediğimiz
Bizim için her şeyden önemli olan saygınlığını kazandığı için ben herkesin huzurunda İsmail hocama canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Herkes çok iyi hoca olabilir, çok iyi teknik adam olabilir ama biz kendisini karakteriyle çok sevdik. Neler yaptığını, kulübü ne kadar sahiplendiğini de çok iyi biliyoruz. Biz uzun yıllar onunla beraber olmak istiyoruz. Böyle bir karakterli grubun başında böyle bir karakterli hoca olduğu için de çok şanslıyız. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ederiz tekrar. Çok teşekkür ederim başkanım. Ay vay. Biz de derinden çek. Ya inşallah şampiyon oluruz da böyle bir imzalı formumuzu teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Yüreğinizde bir yerinizde. Hoşçakalın.